Yakından bakın. Bu geyik asla arabalara saldırmadan otoyola koştu. Sadece yardım ister gibi insanlara başını sallıyor. Ama insanlar bunu anlamadı. Bazıları bu büyük hayvandan korktu. Bir sürücü hemen hızla uzaklaştı. Sonra geyik başka bir arabaya yaklaştı. Gözleri endişeyle kadına bakıyordu. Kadın insanlara yakın olmak istediğini düşündü. Tam o sırada geyik bir çığlık attı ve oradan ayrılmak istemiyormuş gibi görünüyordu. Bu yüzden iyi kalpli bir adam arabadan indi ve geyik onları bir yere götürdü. Burası bir çamur çukuruydu. Arkadaşlarından birkaçı orada sıkışıp kalmıştı. Bu geyik insanlardan yardım isteme konusunda ne kadar akıllıydı. Çamura gömülen diğer geyikler muhtemelen ölüme mahkumdu. Bir adam geyiğin boynuzlarına bir ip taktı ve hep birlikte onu oradan çıkartmak için çalıştılar. Ama bu geyik tamamen bitkin görünüyordu. Hemen ona su verdiler. Kim bilir kaç gündür oradaydı.